Selamun Aleyküm sayın arkadaşlarım, hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Geride kalan ailelerine de sabrı cemil e, diliyorum. E, başları sağ olsun yerleri dolduram doldurulamayacak bu şehitlerimizin umarım kanları yerde kalmaz. Devlet gereken cevabı verir ve e, bir daha inşallah şehidimiz olmaz. Bu son olsun. Sevgili kardeşlerim vatana döndük. Çok güzel. Vatan kadar güzel bir yer yok yeryüzünün en güzel cenneti dahi olsa insanın vatanı bambaşka oluyor. Beslendiğiniz kültür, yediğiniz içtiğiniz şeyler, ağız tadı, konuştuğunuz dil, etrafınızdaki gördüğünüz her şey hepsi sizden yana sizden bir parça. Dolayısıyla e, vatanda memlekette olmak çok güzel bir şey. Değerli kardeşlerim, eee Geçen haftadan bu tarafa beni e, en çok rahatsız eden konunun Galip Baştaka Usta meselesi olduğunu sanırım idrak etmişsinizdir. Onunla ilgili, sıkmayla ilgili ben seyahat esnasındayken e, birer dakikalık da olsa kısa e, videolarla sizleri e, bilgilendirmeye, sizlerle fikirlerimi, düşüncelerimi paylaşmaya çalıştım. Şimdi e, bakın sevgili kardeşlerim ben 1997 yılının böyle kış zamanlarında e, yani Aralık olabilir, e, Kasım olabilir. Ama bugünkü gibi kuzguni soğukların olduğu bir dönemde e, tespih piyasasında kahvelere gitmeye başladım. Ondan önce ki geçen iki yılım daha çok ofis üzerinde malzeme ve işte... Ee, çeşitli vesilelerle, saraylarla Yusuf abinin yanına gidip gelmekle geçmişti. 97 yılından itibaren Beyazıt'ta e, pazara e, çıkmaya başladım. Akşamları kahveye gitmeye başladım. E, Tespih piyasasının içerisindeki serüvenim e, böyledir. Bu, bu şekilde başladı. 1997 yılında e, görmeye başladığım bir e, o günkü e, efendime söylediğim ifadeyle sıkma tesbihler. Yani benim ifademle e, Almanların yapıp da Araplara sattığı ve Araplardan da bize doğru gelen bu tesbihler, bizde yaklaşık 3000 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Tahminlerime e, anlayış gösterin. E, i̇nanın ki e, benim söylediklerim 3 aşağı 5 yukarı doğrudur. Nasıl ki İskender ile ilgili 12 ile 25 arasındadır, 20-25 arasındadır dediysem aynı şekilde bu tesbihlerde yani Almanların yaptığı ve e, giderek piyasada kendine bir alıcı bulması nedeniyle e, çok sevilen bu tesbihler 3000 civarındadır. Kimisi 100 gram ve üstüdür, kimisi daha e, e, hafiftir. Kimisi e, günün ifadesiyle vişnedir, efendime söyleyeyim. Kimisi e, çok açık renkli, e, portakal renklisi var, limon renklisi var ki bir, bir dönem limon renklileri çok tutulmuştu. Bir dönem efendime söyleyeyim e, helozon harelileri çok e, aranır olmuştu. Bir dönem dik hareli denilen düz e, hareliler çok tutulmuştu. Ee, dönem dönem alıcısı satıcısı vardı ve bu 3000 civarında tesbih insanların elinde döner dolaşır ve e, tekrar aynı yere 3 e, ay sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra tekrar e, kahvelerde bu tesbihleri görebilirdiniz. Tabi bu arada e, Suriye'den, Irak'tan... E, e, Yemen'den e, Suudi Arabistan'a doğru gelip de oradan Ürdün üzerinden Türkiye'ye aktarılan efendim, o eski e, parçalar e, kimisi e, işte Yemen'den kimisi Sudan e, Somali e, Etiyopya taraflarından kimisi Mısır ve Suriye tarafından toplanan bütün bu malzemeler hepsi Türkiye'ye Anadolu'ya İstanbul'a akmaya başladı. Ve bunlar kesilip kesilip tesbih olmaya başladı. O zaman mahdut sayıda tesbih ustası var. Bu malzemelerden de mahdut sayıda tesbih çıkıyor ve hemen de alıcı olan tesbihlerdi. Bakın sevgili kardeşlerim o 3000 bin civarındaki tesbih. Biz bunlara eldeki tesbihler de dahil olmak üzere 4000 diyelim çünkü belirli sayıda insanın da satmadığını düşünelim belli sayıda bir tesbihinde de sahibi Darbuka'ya göç ettikten sonra onların da sandıkta kaldığını, baba yadigarı, ata yadigarı deyip de satılmadığını, atılmadığını, bir yerlere verilmediğini varsayalım. Bir zaman sonra onlar da piyasaya çıktı. Bunları 4000 civarında kabul edelim. Bu aşağı yukarı benim tahminimdir ve buna yakındır. Fazlası asla ve kata olmaz. Bu tesbihler birçok sefer anlattım. Efendim, Bundan 20 sene önce bir e, Yunanistan'a doğru gitti e, o Olimpiyat esnasında. Sonra oradan e, 2004-2005 yıllarında gerisin geri geldi. 2006'da bu tesbihler tamamen Çin'e doğru gitti ve e, sanıyorum Çinde de satılanı satıldı, kalanı kaldı. Ondan sonra onların da e, e, beğenilmeyenleri, istenilmeyenleri, satılmayanları tekrar ...Türkiye'ye e, döndü. Bu ticareti yapan insanların hepsi benim arkadaşlarım. Bunların hepsinin o yıllarda yaptıkları... ...yani 20 yıl önce yaptıkları bu ticaretlerin tamamına ben e, şahidim. Şimdi bu tesbihlerin hiçbirine kahvede... E, ...efendime söyleyeyim bir dükkanda, bir yerde, lokantada... ...alışverişin yapıldığı, mesela atıyorum kafadan... Bir küçük bir antikacı dükkanında asla ve kat'a bu tesbihlerin Osmanlı ile ilgisi alakası bir bağdaşır kelimeyle satıldığını duymadım. Osmanlı diniliğini asla duymadım. Daha da önemlisini söyleyeyim artık. Mesele oraya geldi. Bu tesbihlere hiç kimse kalkıp da bu horoz demezdi. Bu efendime söyleyeyim. E, bu e, galpusta demezdi. Bu mesela sağır rifat demezdi. Bu Mevlana kapılı demezdi. Denmezdi yani böyle şeyler, böyle ifadeler, böyle konular konuşmalar asla yoktu. Söylenilen kelime sıkma. Sıkma aşağı sıkma yukarı. Bugün sizin piyasada çocuklarını bildiğiniz, tanıdığınız insanların babalarının ağzından ben hiç böyle kelamlar, böyle laflar asla duymadım. Ee, birkaç sefer de söyledim, bir daha da söyleyeyim. Hacı Tibo ile beraber 68 gün aynı odada kaldım Valensa'da, Brezilya'da. Bir gün gittik, bir gün döndük. 70, efendime söyleyeyim. 10 gün onlarla, onların evinde misafir kaldım. 80. 10 günde çeşitli şekillerde beraberliğimiz olmuştur 93 ay. Adamcağızın ağzından bir günden bir güne Osmanlı lafını duymadım. Bu tesbih efendime söyleyeyim galip dediğini ben duymadım. Görmedim. Benim bulunduğum yerde böyle bir ifade, böyle bir laf olmadı. Olsaydı onu da söylerdim zaten. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim. Şu anda ne yapılıyor biliyor musunuz? Tesbih satılsın diye Tesbihin resmi, fotoğrafı yayınlanıyor ve yayınlanırken galip diyor. Yani öyle bir ifade ki bu galip, yani sanki tesbihi yayınlayan arkadaşın mahalle çocuğu. Yani size bu intibayı, bu algıyı vermeye çalışıyor. Sanki galip usta rahmetli o tesbihi yaparken, bu da onun yanındaymış, o onunla berabermiş bu tesbihi yaparken o kadar garanti söylüyor. Bu artık e, efendime söyleyeyim gına getirici bir hale geldi. Bir diğer birisi evvelki haftaydı herhalde bundan on gün kadar önceydi efendime söyleyeyim yepyeni bir malzemeden bir tesbih yaptırtılmış. Kendisi bunu e, pazarlıyor ve bunu pazarlarken de efendime söyleyeyim galip diyor. E, şimdi ben bunu görünce tabi ee, onun Galip'le bir ilgisi alakası olmadığını e, söyledim. Adam bir şemkirdi. Benim Osmanlı e, şeyime malzememe nasıl laf edersin falan filan. Aman ağza gelinmedik hakaretler. Verdik kendisini mahkemeye. Efendime söyleyeyim. Şimdi benim e, idrakına zorluk çektiğim konu şu sevgili kardeşlerim. Galip Usta 1978 yılında vefat etmiş. 45 yılını yapar. 75, 78, 88, 98, 2008, 18, e, aşağı yukarı 45 yıl. 45 yıl önce vefat etmiş bir adama ne kadar büyük bir haksızlık bu ya. Bu tesbihlerin bu adamla bir ilgisi alakası yok. Cibinize 3 kuruş, 5 kuruş girecek diye bu adamı kullanıyorsunuz ya. Adamcağız hayatında bu tesbihlerin... E, imalatıyla hiç ilgilenmemiş, hiç alakası, ilgisi olmamış bir insana bunu izafe ediyorsunuz. Üç kuruş, beş kuruş kazanmak için yapıyorsunuz bunları. Sevgili kardeşlerim, bundan 15 sene önce yepyeni bir e, jenerasyon tesbih piyasasına girdi. Bugün sizin e, kendilerini şöhretle, e, çok bilinmiş isimler olarak tesbih piyasasında gördüğünüz, tanıdığınız e, bu insanların ee, bu piyasadaki hikayeleri 5 ile 15 yıl arasında değişiyor. Bu piyasadaki hareketli dönemin de zaten son 5 yıl ile 15 yıl arasında olduğunu da size söyleyeyim. Bu dönemde ne kadar e, usta çıktıysa bu dönemde çıktı. E, tesbih malzemesi getiren insanlar bu dönemde bu kadar e, sayısı arttı. Ve... E, Tesbihleri satan, pazarlayan insanlar da bu dönemde çıktı. Bu dönemden sonra da işte yani bu 5 yıl içerisinde şeyler de arttı. Bu 15 yıl içerisinde mezatlar da arttı, dükkan sayıları da arttı. Ve tabii bu eski tesbihlere, bence eski tesbih, bence eski Alman tesbih söylenmesi gereken ifade bu. Yani bence derken ifadeden bahsediyorum tesbihler kesinlikle Alman tesbihleri. Bu Alman tesbihlerine şöyle bir e, hikaye e, var sevgili kardeşlerim. Şimdi arkadaş demiş ya e, bir şeyde e, tesbih e, e, tesbih paylaşımında adamın birisi demiş ki bunun e, e, ustası kim merak ediyorum öğrenmek istiyorum danışıklı dövüş bunlar sevgili kardeşlerim. O e, onu oraya koymuş. Tesbih onundur ya da değildir bilmiyorum. Tesbihi belki tanıdığımız bildiğimiz birinin de tesbihi olabilir. Satılsın maksadıyla bir algı yönetimi yapılıyor. Şimdi birisi çıkmış demiş ki bu horozun şeyine benziyor modeline benziyor. Öteki diyor ki ya horozun diyor öyle diyor şeyi mi var diyor halkası mı var diyor horozda diyor öyle halka diyor göremezsin bulamazsın diyor. Öteki diyor ki ya diyor ne ilgisi alakası var bu tesbih diyor galibin diyor. Şimdi bir başkası öyle değil ya sen yanılıyorsun falan diyor. O da diyor ki ya öyle diyorsunuz ama diyor. En nihayetinde diyor elinizde diyor bir vesika var mı horozma olduğuna dair diyor. Koyun ortaya ben de diyor anlayayım horoz'a ait olduğunu diyor. Şimdi bak ne kadar güzel bir vuruş yapıyor. 90'dan. Topu 90'dan ağlara takıyor. Sevgili kardeşlerim diyor ki Zaten diyor bizim diyor elimizde diyor böyle diyor bir bilgi vesayet belge olmadığı için biz bunları diyor hep diyor kanaatle söylüyoruz diyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim bu kanaatlerin külliyesi para maksadıyla söylenmiş yalanlardır. Yani ne yazık ki bunları söyleyen insanlar tanıdığımız, bildiğimiz, görüştüğümüz, konuştuğumuz aynı meclisin içerisinde çay kahve içtiğimiz ya da yemek yediğimiz insanlar. Ama mevzu cidden, hakikaten buraya gelmiş vaziyette. O tesbihi elden çıkarıp paraya döndürebilmek için olmadık e, organizasyonlar, olmadık algı yönetimleri, olmadık efendim söyleyeyim ifadeler söyleniyor. Gerçekle hiçbir ilgisi alakası olmayan e, konular bunlar aziz ve muhterem kardeşlerim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adamcağızın bir modeli varmış. O modelini yapar gelirmiş. Araplar bize tesbih satmak istediklerinden, o modeli, efendime söyleyeyim, Almanlara vermişler. Demişler ki, tesbihlere bu modellere yakın imameler yapın. Ha, Almanlar da yaptıkları tesbihlere o imamelerin benzerlerini yapmışlar, koymuşlar. Yok, kiminde de efendime söyleyeyim, halkası kalınmış, kiminde halkası inceymiş, bilmem. Bunlar, efendime söyleyeyim, şimdi söyleyeceğim ama e, ayıp olacak. Bunlar boş hikayeler sevgili kardeşlerim. Bunlar hiçbir şekilde gerçekçilikle ilgisi alakası olmayan efendime söyleyeyim malı satmak için uydurulmuş e, konular uydurulmuş laflar. Ey ahali bu 5 ile 15 yıl arasında tesbih piyasasına gelmiş ahali. Ya siz mi bu kadar akıllısınız sizden önceki kuşaklar o tesbihlerin efendime söyleyeyim Horoz'a mı ait olduğunu, Galibe mi ait olduğunu ya da Efendim Halil Ustaya mı ait olduğunu onlar niye söylememiş? Onlar niye böyle bir densizlikte bulunmamış? Siz böyle bir densizlikte bulunuyorsunuz. Onlar biliyorlar o tesbihlerin o insanlara ait olmadığını, biliyorlar ve edepleriyle de oturuyorlar, susuyorlar. Hiçbir şekilde Galip de demiyor, Malip de demiyor, Efendime söyleyeyim Halil de demiyor, bir başkasının da adını söylemiyor, Horoz da demiyor, Tavuk da demiyor. Hiçbir şey söylemiyorlar. Sıkma. Konya'ya gittiğiniz zaman Alman sakızı sıkma. İstanbul'da sıkma. Ankara'da sıkma. Ankara'da olmuş şimdi her şeyin adı bir ustaya bağlanmış. Neden? Yani horoz diyeceksin ya horoz. Horoz görmemiş bu malzemeyi sevgili kardeşlerim. 1952 yılında Demokrat Parti iktidara geldiği zaman bir tasarruf genelgesiyle güzel sanatlar içine giren bütün ithal edilen mal ve malzemelerin hepsini yasaklamış. ithalatını yasaklamış. Sarayların ihtiyacı olan bağları, sedefleri, fil dişlerini, efendime söyleyeyim, e, abanoz ağaçlarını, kıymetli ağaçların tamamını, efendim aklınıza gelebilecek envai çeşit ne varsa, güzel sanatlarla ilgili olarak söylüyorum, hepsini yasaklamış. Bunlar ta ne zamana kadar sürmüş biliyor musunuz? 1965 yılına kadar 13 yıl. 13 yıl Türkiye'de egemenliği olan bir şey bunlar. 65 yılından sonra iktidar değişikliğinden sonra e, sarayın ihtiyaçları için Süleyman Demirel'in saraya gidip de bizzat 500 kilo e, efendime söyleyeyim sedef, e, 5 kilo bağ, e, ve e, abonoz gibi malzemeleri saraya e, ...getirtmek üzere talimatından sonra bu yasaklar kalkmış. Bu yasaklar kalktıktan sonra bırakın siz tesbih piyasasını... ...gömlek piyasası için şu düğme var ya şu düğme... ...şu düğme malzemesi yok iken, efendime söyleyeyim... ...düğme malzemesi maksadıyla <laughs> katalinler gelmeye başlamış. Galalitler gelmeye başlamış. Katalinleri ve galalitleri gören e, tesbih piyasası, efendime söyleyeyim... Bu malzemelerden e, alıp tesbihler yapmaya başlamışlar. Anlatabiliyorum değil mi sevgili kardeşlerim? 1965 sonrası zaten e, o tarihlerde 1960 sonrası ülkemizde e, bu e, bakalit malzemenin, bu sıkma malzemesinin giderek tesbihlerini e, gören akıllı insanlar bunu dökmeye çalışmışlar. Bunun adına da Türkiye'de dökülmesinin adına oryantal denmiş. Rahmetli Yusuf abi bunlara oryantal derdi. Bu oryantallerin de büyük bir kısmı Türkiye'de efendime söyleyeyim tespih haline getirilmiş. Güzel bana sorarsanız hoş malzemeler değil. Renkleri de gayet iyi hatırlıyorum. Hardal renklerine benzeyen renklerdi ya da hardal renginden biraz daha kötü bir e, koyulukta olan malzemelerdi. Bu malzemelerin tesbihleri bugün hala bu piyasada ben görüyorum zaman zaman var. E, bunların kalanlarının da Yusuf abinin bu sıkmadır ve oryantaldir fetvasıyla Şaban Köse kardeşimiz abimiz bunları almıştı. Aldığını da söylemiştim daha önce size anlatmıştım. Sevgili kardeşlerim Tesbihin geldiği, tesbihin olmadığı yani malzemenin olmadığı bir yerde o malzemeden tesbihi usta nasıl yapsın? Yani olmayacak şeylerle uğraşıyorsunuz ya. Elinizdeki sahte e, efendim, gerçekle ilgisi alakası olmayan şeyi e, eğer eski ise Almana ait, yeni ise burada yapılmış bir usta tarafından e, tesbihi getiriyorsunuz Lap e, galip başsak usta. Ayıp ya. Cidden ayıp. Siz Galip Başsakan'ın öncelikle bir kuka tesbihini çıkartsanız da ortaya. Neden kuka tesbihi yok bu adamcağızın? He? Neden yok? Öyle değil mi ya? Siz bir kuka tesbihlerini çıkartın. O dönemin ustalarının şöyle bir bana bir 20 tane, 30 tane, 50 tane bir kuka tesbihlerini çıkartın. Bizim gördüğümüz eski kuka tesbihlerin hepsi niteliksiz beş para etmez pespaya tesbihlerdi. Bunların hepsi Cem Bülbül'dür, efendime söyleyeyim amcasıdır ya da Abdullah Öner'dir, e, Hüseyin Çelik'tir, e, Erzurum'da bir iki ustadır bildiğim kadarıyla e, Tokat tarafında bir ustadır. Bunlar eski tesbihleri yeniden e, dizayn edip, e, tıraşlayıp, efendime söyleyeyim, tornada elden geçirdikten sonra e, cırıflarıyla da deliklerini doldurup e, yeniden delik açıp piyasaya insanlara o tesbihleri e, kukanın olmadığı dönemlerde sunuyorlardı. Ama e, gerek Galip Ustanın, gerek e, Bülent Dölen Ustanın, gerek efendime söyleyeyim Topanelinin e, tesbihleri harika tesbihlerdir dönemleri itibariyle baktığınızda o e, kendi yaşadıkları zamana ait e, harkulade ustalardır. bugüne göre hiçbir şekilde kıyaslanamazlar ama o gün için yaptıkları tesbihler şey üstüdür. E, e, bir e, büyük kademe e, yukarıdadır e, etraflarında tesbih yapan insanlara göre. Birçok insan tesbihçi değildi. E, kimisi, Efendime söyleyeyim Nargül e markuçu yapardı. Kimisi sigara e, ağızlığı yapardı. Kimisi oklava yapardı. Kimisi merdane yapardı. Bunları yapan insanlar işleri e, olmadığı zaman ya da dışarıdan kendilerine iş talebi geldiği zaman e, e, bu işlere en yakın eli yatkın insanlar onlar oldukları için çağrılırlar. E, tesbihe yakın şeyleri de yaparlardı. Ve yapıldığını da biliyoruz. <laughs> Şahitleri var. E, Küçük Ayasofya Camisi'nin meydanında efendime söyleyeyim bu e, yasak kalktıktan sonra getirilen katalinlerin e, tesbih yapıldığı ve bu tesbihlerin de anonim yani 5-6 e, tane ustanın yan yana gelip de boncuklarını yaptığı ve e, Galip Başsoko Usta'nın da bunlara imame eklediği gayet iyi hala yaşayan, bilen insanlar tarafından bize söylenen e, aktarılan e, hadiselerdir. Yani... <laughs> bir dönem yapılmış katalin tesbihlerde efendime söyleyeyim e, Galip Baş imameleri var ama tesbihler anonim. Onları da Galip Usta'ya e, e, şamil edemezsiniz. Onu bu da onun tesbihidir diyemezsiniz. Şimdi böyle bir gerçeklik var. <laughs> Galip Usta zamanında ağaç tesbihler yapmış. Ve sürekli olarak 99 yapmış. 99 yapan bir insanı alıyorsunuz, getiriyorsunuz diyorsunuz ki sen 99 yapmamıştın sen aslında o 33 sıkma tesbihler yapmıştın ayıp ya vallahi ayıp yani ben söylemekten utanıyorum siz bunları böyle söyleyip de elinizdeki tesbihi paraya çevirmek iştahından bir türlü vazgeçmiyorsunuz ne diyeyim Galip Usta'nın yanına gittiğiniz zaman yüzüne nasıl bakacaksınız onu bilemiyorum ee, sizi e, nasıl karşılayacak ee, size ne diyecek ee, herhalde sistem edecektir ee, herhalde yaptığınızın ne kadar büyük ayıp terbiyesizlik olduğunu sizin suratınıza söyleyecektir <laughs> evet aleni söylüyorum yaptığınız terbiyesizliktir ama bu terbiyesizlik böyle devam etmemeli buna bir dur bir fren yapın ee, hoş olmuyor güzel olmuyor ve karşınızdaki insanları da egzajere ediyorsunuz, bozuyorsunuz. E karşınızdaki insanların da size karşı daha hasmane, daha e, acımasız, daha efendime söyleyeyim, irite edici laflar, e, cümleler söylemelerine sebep oluyorsunuz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun <laughs> oturduğum her mecliste sizler konuşuluyorsunuz ve sizlerin pislikleri, terbiyesizlikleri, sizlerin bu piyasaya musallat olmuş asalak haliniz konuşuluyor. Galip Başsaka usta 199 tesbihi yapan, ağaçla çalışan bir insandır. Adama haksızlık ediyorsunuz, adama iftira atıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Geceniz hayır olsun. Sevgili kardeşlerim, Allame ile sohbet bitti. Hoşça kalın.